Saray'dayız. Bizimle eş zamanlı olarak Diyarbakır Koşu Yolu Yaşam Hakkı Anıtı önünde Diyarbakır Kayıp Yakınları da 800. haftasını gerçekleştiriyor. Galatasaray'dan Diyarbakır'a kayıp yakınlarının mücadelesini selamlıyoruz. Plaza de Moya'dan Galatasaray'a, Galatasaray'dan Koşu Yolu'na, Batman'a, Hakkari'ye kayıplar mücadelesi sürüyor ve sürecek. 43 yıldır soruyoruz, Veysel Güney nerede? 1002. haftamızda Galatasaray'ına girişimizi engelleyen polis bariyerlerinin önündeyiz. Buradan devleti yönetenlere soruyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin hak arama özgürlüğü olarak hükme bağladığı Galatasaray Meydanı'ndaki buluşmalarımız neden engelleniyor? 1. haftada açılan meydan ne oldu da 1001. haftada yeniden kapatıldı? 1002. haftamızda evlatlarımızın mezarına ulaşmadan aramızdan ayrılan Zeynep ve Ali Güney'in bıraktığı yerden soruyoruz. Veysel Güney nerede? Kendine yönelik suçlamalara ispat edecek deliller olmaksızın idama mahkum edildi. Meclis kararı olmadan özel kanun çıkartılarak 10 Haziran 1981'de Gaziantep'e tipi cezaevinde idam edildi. Veysel idam edildikten sonra üzerinde bulunan kalemi, sigarası ve çakmağı tutanakla Ali Güney'e teslim edildi. 10 Haziran 1981 tarihi ve 266 sayılı tutanakla babasına verilmek üzere Yüzbaşı Burhan Erdem'e teslim edilen cansız bedeni ise kaybedildi. Veysel'in idamından 25 yıl sonra onun ilk ifadesini alan ve idamında hazır bulunan savcı Mete Göktürk, Adaleti Gördünüz mü isimli kitap yazdı. Göktürk kitapta Veysel'in suçlayacak deliller olmadığını, ayrıca yargılamanın tarafsız ve adil bir biçimde yapılmadığına dair kuşkularını açıkladı. Ailesi ve arkadaşları yıllarca Veysel'in mezarını bulmak için mücadele etti. Bütün mercilere başvurular yapıldı, kampanyalar yürütüldü ve mücadele verildi. Milletvekilleri soru önergeleriyle konuyu defalarca meclisin gündemine taşındı. Ancak Veysel'in mezar yeri hala öğrenilemedi. Veysel'in izini süren ailesi ve arkadaşları 2006 yılında Gaziantep Mezarlıklar Müdürlüğü'nün 9 Haziran 1981 gününe ait kaydında hüviyeti meçhul kişi olarak idam edildiği ve 105-341 numaralı mezara gömüldüğü bilgisine ulaştı. Gaziantep 5. Asliye Ceza Mahkemesi kararı ile söz konusu mezar açıldı. Mezardan alınan kemik numuneleri Ankara Adli Kurumu'na gönderildi. Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından yapılan kimliklendirme çalışmasında numunelerle anne Zeynep ve baba Ali Güney arasında kan bağı bulunmadığı yönünde bir rapor hazırlandı. Veysel Güney'in idamı ve bedeninin kaybedilmesi insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve zaman aşımına tabi değildir. Adli makamları Veysel Güney'in idamı ve kaybedilmesiyle ilgili etkin bir hukuki süreç başlatmaya çağırıyor. Veysel Güney'in yeğeniyim. Hiç görmediği amcasını arayan bir cumartesi olurdu. Tarih 10 Haziran 1981. Amcam Veysel Güney, 24 yaşında kendisine isnat edilen suçları işlemediği halde hukuksuz bir şekilde delil yokken kendisini savunma hakkı bile bilinmeden idam edildi. Amcamdan geriye kalan üzerindeki eşyalar dedeme tutanakla teslim edildi ancak bedeni hariç. Bir cumartesi annesine 25 yıl sonunda evladının son mektubunu mahkeme kararıyla teslim edebildiler. Babaannem oğlunu büyüttüğü yıldan fazla 30 yıl boyunca ağıtlar yakıp evladının mezarını aradı. Bir anneye evladına sarılma şansı değil mezarına gitmeyi bile çok gördüler. Babaannem Zeynep Güney'in ömrü amcamın mezarını bulmaya yetmedi ve evladının mezarına hasret yıldızlara uğurlandı. Aradan geçen 43 yıla rağmen amcamın mezarı halen birilerini korkutuyor olmalı ki biz ailesine teslim edilmedik. Bizler ailesi olarak Veysel Güney'i ve tüm kayıplarımızı aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi annelerinin ahlarıyla yaşamaya devam edenler bilsinler ki kayıp amcam ya da kaybedilen abilerim, ablalarım bulmana kadar sormaya ve aramaya devam edeceğiz. Bulmak için ve burada devam edeceğiz. Herkes bunu böyle bilsin, bilsin, bilsin. Keyfi her yerde yıkıl sonucu. Hak dediniz,
Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm yakınlarını.